Evet, şimdi power on stall deneyeceğiz. 7500'deyiz. Düz uçuş kontrolleri, motor saatlerimiz yeşil. Evet, harekete başlayacağız. Hadi bakalım, önce neydi? Dahili kontrollerimizi yapacağız. Fuel selector, full pump. Full pump'ları açalım. Güzel. MCP'yi set edelim. Yani maximum continuous power'ı. Çünkü çıkışta bize lazım olacak. Onu maximum continuous power'ımız nedir dersek, sarıyla yeşilin birleştiği yer. Güzel. Motor saatlerimiz yeşil. Kebuna fuel pump da dahil. Ni rengimizi aldık. Evet, başlayacağız. Önce with power ile yapacağız. Manifoldumuzu, ni rengimizi aldık. Çok güzel bir günü var. Güzel. Çekeceğiz 15 manifolda. 15 manifolda çekip, evet, eşitleyelim ikisini de sağa sol. Hızımızın 85'e düşmesini bekleyeceğiz. Hızımızın 85'e düşmesini bekleyeceğiz. Hızımız 85'e düştü mü 15-20 derece, 20 derece yukarı alacağız ve uçağımızı bilerek stola sokacağız. Simüle edeceğiz. Hızımız geldi. Çektik 20 derece. Yine istikameti bu ile rudder ile kontrol edeceğiz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Evet, stol geldi. Lövye ileri, gaz ileri, throttle ileri. Çok az süzülüşe verdik. Ve 72 knot geldi. Burnumuzu ufuk hattının üstüne çekeceğiz. Çekelim. Neden? Pozitif varyoyu bekleyeceğiz. Pozitif varyo geldi. Düz uçuşa geçeceğiz. Bakın, irtifa kaybetmedik. Uçağımızın 105 knot'a akseler olmasını sağlayacağız. Motor göstergelerimizi kontrol ettik. Şimdi power idle ile yapacağız. 90 knot'ın üstüne çıktık. Yine 15 manifolda çekeceğiz. Evet. Ve hızımızın 85 knot'a gelmesini bekleyeceğiz. Bekliyoruz 85 knot'ı. Bekliyoruz. İrtifamızı kaybetmiyoruz. 85 geldi. Çekiyoruz burnumuzu 20 derece. Ufuk hattının üstüne. İstikameti radarlarla kontrol ediyoruz. Ve stall'ın gelmesini bekliyoruz. Stall geldi. Lövye ileri. Power idle. Idle'a çekelim power'ı. Idle. Bakın idle. Önce 72 hareket yok, sonra 84. 84 geldiğinde lövye ufuk hattının üstüne çekeceğiz burnumuzu lövye ile. Neyi bekleyeceğiz? Pozitif varyo. Pozitif varyoyu gördük. Gazımızı açacağız. Evet. 24 manifolda kadar açacağız. Tabii power idle stall'da irtifa kaybımız var. 84 knot'la kaybettiğimiz irtifayı alacağız. Alalım kaybettiğimiz irtifayı. Bakın, MCP set, full power, power ileri, 85-90 arası irtifamızı alacağız. Gazlı stolda, power'ın stolda iniş takımı ve flap kullanmıyoruz. İniş takım flap kullanmıyoruz. Evet, aldık irtifamızı. Düz uçuşa geçeceğiz. Ve 105 knot bekleyeceğiz. 105 knot gelsin. Güzel bir trim ayarı yapacağız. 105 knot'ın gelmesini bekliyoruz. Evet, uçağımız akseler oluyor. Hızlandıkça burnu hafif hafif ezeceğiz. İrtifa kaybetmemek için. Evet, 105 knot akıyor. Bakın, trend vektör var kırmızı. Evet, 105 knot gelirken yaklaşık 19-21 arası manifoldumuzu ayarlayacağız. 20 manifold yeterli. Burada 20 manifold. Güzel. Sonra 2150 RPM ayarlayacağız. Ayarlayalım 2150 RPM'i. Propeller lever ile ayarladık. Güzel. Dahili kontrollerimizi yapacağız. Fuel selector. Sırasıyla fuel pump'larımızı kapatalım. Önce bir tanesini kapatalım. Çalışan bir mekanizmanın ikisini birden durdurmayalım. Evet, pozitifi gördük. Sonra diğerini kapatacağız. Pozitifi gördük. Güzel. Motor saatlerimiz yeşil. Flap yukarıda. Master on. Ve istikametimizdeyiz. Power on stall. Görüşmek üzere.